bir yıldır Meral Akşener'e yatırım yapan, hı hı, o masalarda da şimdi, aynen, ne yapacağız konuşuluyordur. Türkiye öyle sadece Türkiye'li seçmenlere bırakılacak bir ülke değil onlara göre. Onlara göre Türkiye özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Davos'ta One Minute çıkışından sonra çok net müdahale edilmesi gereken, hizaya çekilmesi gereken ve haddi bildirilmesi gereken bir ülke olarak orada yazıyor. Dışarıda yapılan bu stratejilerin Türkiye seçmeninde karşılığı yok. Yani teori pratik çatışmasını yaşıyoruz aynı zamanda. Teori pratik çatışmasını çok yoğun yaşıyoruz. Kağıt üzerinde ne dediler? Recep Tayyip Erdoğan'ı bu seçmen sosyolojisinde devirecek olan kişinin bir kere milliyetçi olması lazım. Kadın sağdan olması lazım. Meral Akşener yeterli bir silah olarak görülüyordu. Ama her ne olduysa Meral Akşener belki kendisi bizim bilmediğimiz, onların da yaptığı araştırmalar şunlar bunlar sonucu birden Abdullah Gül'ü aktive etmeye ihtiyaç duydular. Yani dış güçler yok mu? Şu anda baktığımız zaman ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında bunu görebildiğini, ancak sırf muhalif olabilmek için böyle bir cümle kurabildiğini düşünüyorum. Çünkü bunu görmemek mümkün değil. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum, şu anda yaptığı mücadele hem Orta Doğu'da, yani biz Orta Doğu'da Suriye'de bir Suriye sınırında bir mücadele verirken hop Yunanistan'la sorun yaşıyoruz. Bir bakıyoruz Fransa açıklama yapıyor, bambaşka bir sorun yaşıyoruz. Doğu Akdeniz, dönüyoruz Kıbrıs. Kıbrıs'ta sorun yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin yani yurt dışında yaşayan Türklere yönelik de saldırıların olduğunu görüyoruz. Havaalanlarında saldırılar oluyor, camilerde saldırılar oluyor, pankartlar açılıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesine ya da Orta Doğu'da önemli bir aktör olmasına, Batı'da önemli bir aktör olmasına karşı, ekonomik anlamda gelişmesine, siyasi anlamda gelişmesine karşı bir önlem alma ihtiyacı var. İşte gece yarısı itibariyle atılan tweetlerin %50'sinin Amerika Birleşik Devletleri'nden atıldığını görüyorsunuz. %20'sinin Brezilya'dan atıldığını görüyorsunuz. %12'sinin sadece Türkiye'den atıldığını görüyorsunuz. Filipinler'de var. Filipinler'de var. %10 Filipinler'den, %9 işte İngiltere'den. Şimdi böyle bir manzara var karşınızda. Bu ne demek? Bu bir sanal örgütlenme. Bunun toplumsal alandaki karşılığı nedir diye baktığınızda ise çok cılız bir takım örgütlerin, yine sahada işte DHKPC benzeri örgütlerin sahada buna bir zemin bulmaya çalıştığını görüyorsunuz.